Sembolik gösterimlere geçmeden önce galvanik ya da diğer adıyla voltaik hücrelerin yapısına tekrar bir göz atalım. Hatırlayalım. Voltaik hücreler elektrik akımı üretebilmek için istemli bir redoks tepkimesi kullanıyordu. Bu hücreye baktığımız zaman sol taraftaki elektrotta yani bir çinko atomunun artı iki yüklü bir çinko iyonuna dönüştüğünü düşünebiliriz. Bu atom iki tane elektron kaybedecek. Bu iki elektron da çinko elektrodunun üstünde kalacak. Şimdi buradaki yarı tepkimeyi yazalım. Burada iki tane elektron kaybeden ve çözelti içinde artı iki yüklü iyona dönüşen çinkomuz var. Burada iki tane elektron kaybedildiğine göre bu elektronları ürün tarafına yazmamız gerekiyor. Bu bizim yükseltgenme yarı tepkimemiz. Burada yükseltgenme gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane elektron kaybettik. Elektron kaybedildiği zaman yükseltgenme tepkimesinden bahsediyoruz. Aslında burada yükseltgenme basamağına da bakabiliriz. Bu kaybedilen iki elektron, işte bu elektronlar, bu iletken tel üzerinde ilerleyecek. Buraya elektronların üzerinde hareket edebileceği bir iletken tel yerleştirmiştik değil mi? Bu harekette zaten elektrik akımını oluşturmuyor mu? Dolayısıyla bir elektrik akımı elde ediyoruz ve bu iki elektron iletken tel üzerinde hareket ederek sağ taraftaki elektroda ulaşıyor. Yani bakır elektroda ulaşmış oluyorlar. Artık iki elektronumuz da bakır elektrodun üstünde. Şimdi buradaki çözeltiye de bir göz atalım. Bu bakır sülfatının sulu çözeltisi yani çözeltinin içinde artı iki yüklü bakır iyonlarımız var. Artı iki yüklü bu bakır iyonları bahsettiğimiz bu elektronlarla karşılaştığı zaman elde ettiğimiz şey bir indirgenme yarı tepkimesi olacak. Artık bu anlattıklarımı yazıya dökmenin zamanı geldi. Artı iki yüklü bakır iyonları iki tane elektron kazanıyor. Elektron kazanımı aslında indirgenmeyi temsil ediyor. Şimdi bir düşünün. Artı iki yüklü bakır iyonlarına iki tane elektron verirseniz ne olur? Katı halde bakır elde edersiniz değil mi? Yani yükü olmayan sıfır yüklü bakır. Evet. Burada elde ettiğimiz katı haldeki bakır olacak. Elektron alımı gerçekleştiğine göre de buradaki bizim indirgenme yarı tepkimemiz. Tekrar ediyorum bu bir indirgenme yarı tepkimesi. Elektron kaybetmenin yükseltgenme ya da oksidasyon, elektron kazanmanın da indirgenme ya da redüksiyon anlamına geldiğini defalarca tekrar ettik. Ancak şunu hiç unutmayalım. Elektron kaybetme yükseltgenme, elektron kazanma ise indirgenmedir. Eğer iki yarı tepkimeyi toplayacak olursak toplam redoks tepkimesini elde ederiz. O zaman bu iki reaksiyonu toplayalım. Esasında çinkonun kaybettiği iki elektronla bakır artı iki iyonlarının kazandığı iki elektron aynı. Öyleyse bu ikisi birbirini götürebilir. Bunun sonunda elimizde reaktant olarak katı çinko veya artı iki yüklü bakır iyonları olacak. Tam buraya yazdığımız gibi. Katı halde çinko veya artı iki yüklü bakır iyonları. Tepkimenin ürünlerine baktığımız zaman elimizde artı 2 yüklü çinko iyonları ve katı halde bakır olduğunu görüyoruz. Demek ki elimizde çözelti içinde artı 2 yüklü çinko iyonları ve katı halde bakır var. Diğer bir deyişle zaman içinde çinkoyu kaybediyoruz. Yani çinkonun kütlesi azalıyor. Burada farklı bir renk kullanırsak daha anlaşılır olacak. Evet. Zamanla çinkonun miktarı azalıyor ama aynı zamanda bakırınki artıyor olmalı değil mi? Dolayısıyla bakır elektrodun üstüne çökmüş daha fazla bakır olacak. Zaman içinde gitgide daha çok bakır bakır elektrodun üstüne çökecek. İşte bu istemli gerçekleşen ve bu telin üzerinde ilerleyen elektronlar sayesinde elektrik akımını yaratan redoks tepkimemiz. Şimdi yarı tepkimelere geri dönelim ve elektrotlar hakkında biraz daha düşünelim yükseltgenmenin anotta gerçekleştiğini biliyoruz. Öyleyse bu elektrot bizim anodumuz. İndirgenme de katotta gerçekleştiğine göre bu da bizim katodumuz olmalı. Bunları belirlemenin kolay yolunu hatırlıyoruz değil mi? Kimya. Kim ya? Ya yani yükseltgenme anotta gerçekleşiyor. Kimya. Ki yani indirgenme katotta gerçekleşiyor. Bunu da burada yazalım. Evet. Şimdi de kısaca tuz köprüsüne de bir bakalım. Burada kırmızıyı kullanayım. Tuz köprüsünde sülfat anyonlarımız var. Anyonlar anoda doğru ilerliyor. Anyonlar anoda doğru gidiyor. Bunu kolayca hatırlayabiliriz değil mi? Demek ki anyonlar bu tarafa doğru hareket ediyor. Katyonlar da katoda doğru ilerliyor. Burada sodyum katyonlarımız var. Ve bu katyonlar da katoda doğru gidiyor aslında Tuz Köprüsü'nde olan biteni anlamak hiç de zor değilmiş. Artık sembolik gösterimlere geçmenin zamanı geldi gibi. Açıkçası voltaik hücreyi göstermek için her seferinde bu kadar karmaşık bir çizim yapmak biraz uzun sürebilir. İşte bu yüzden bazı kısaltmalar ya da semboller kullanabiliriz. Böylece her seferinde bütün bu gördüklerinizi çizmek zorunda kalmayız. O zaman sembolik gösterimleri kullanmaya başlayalım mı? İlk yapacağımız şey elektrodu anodu çizmek. Evet anodumuz burada. Bu çizimdeki anodumuz çinkoydu. Elimizdeki çinko katı haldeydi. Bunu da yazalım. Yani bu çinko katı halde. Daha sonra tek bir düşey çizgi çiziyoruz. Bu tek düşey çizgi katı haldeki çinko ile çözelti içindeki artı iki yüklü çinko iyonları arasındaki faz sınırını temsil ediyor. Öyleyse buraya yazmamız gereken şey artı iki yüklü çinko iyonları. Hatta burayı kırmızı ile gösterelim. Bu yaptıklarımız bizim için çinko elektrodumuzu ve artı 2 yüklü çinko iyonlarını temsil ediyor. Bir sonraki adım tuz köprüsünü göstermek için çift düşey çizgi çizmek. Demek ki çift düşey çizgi tuz köprüsünü temsil ediyor. Şimdi artık artı 2 yüklü bakır iyonlarını da ekleyebiliriz. Burada artı 2 yüklü bakır iyonlarımız var. Bunu da yeşil daire içine alalım. Evet, artı 2 yüklü bakır iyonları. Yazacağımız şey bakır artı 2. Bir sonraki adım, faz sınırını temsil etmesi için tekrar tek bir düşey çizgi çizmek. Bunun nedeni, ikinci bir elektrodumuzun olması. İkinci elektrodumuzu, yani katodu buraya koyabiliriz. Katot tabii ki de bakırdan yapılmış. Bunu da buraya yazalım. Yani burada elimizde katı halde bakır var. Anot her zaman için sol tarafta, katotsa her zaman sağ tarafta bulunuyor. Bunu aklımda nasıl tutacağım diye düşünmeyin. Çünkü oldukça kolay. Alfabeyi düşünürseniz A harfi K harfinden önce geliyor. Dolayısıyla anot her zaman önde olacak. Yani sol tarafta. Katotsa sağ tarafta olacak. Aslında bu yaptığımız bütün bir hücreyi çizmek yerine aynı şeyi sembollerle kısa yoldan göstermek. Burada kısaca anlattığımız anotta çinkonun çinko artı 2 iyonlarına yükseltgenmesi. Aradaki tuz köprüsü ile iki yarı hücrenin yük dengesinin sağlanması. Katotta ise bakır artı 2 iyonlarının katı haldeki bakıra indirgenmesi. Yazdığım gösterimin burada da altını çizmek istiyorum. Çünkü kimya kitaplarınızda göreceğiniz bu sembolik gösterimler artık size bütün bu resmi ifade edebilecek.